Günaydın sevgili izleyiciler. Yeni bir gün başlıyor. Atılım Üniversitesi'nden Profesör Doktor Hasan Ünal'la beraberiz sevgili izleyiciler. Şimdi herkes bir şeyler konuşuluyor. OHAL ortamında sürekli yeni gelişmeler oluyor. O FETÖ'yle bir anlamda soruşturma süreciyle FETÖ temizliği yapılırken, cemaat temizliği yapılırken devlet kadrolarından. Bir yandan da dünyanın bakış açısı, işte idam söylemini Avrupa'nın eleştirileri, Amerika Birleşik Devletleri organize etti lafları ki kabine düzeyinde söylendi bu darbe girişimini. Amerika'nın rolü tartışılıyor bir yandan. Amerika bizim dost ve müttefik ülkemizdi, nasıl böyle şeyler oldu vesaire. Bütün bunların NATO'yla, NATO'nun gelişimiyle ya da işte Orta Doğu'nun geleceğiyle, iki kutuplu dünya, Çin, Rusya, İran, Türkiye'nin Rusya ile yakınlaşmasıyla hepsiyle bağ olduğu da değerlendiriliyor. Biz ne yaşadık şimdi, sizi dinleyeceğiz hocam. Vallahi evet, çok kötü bir hadise yaşandı ve Allah'tan tırnak içinde başarıya ulaşamadı. Şimdi yani böyle sağda solda yazılıyordu gazetelerde, işte ordu içindeki FETÖ'cüler bir darbe girişiminde bulunabilir falan diye, ama hiç kimse ve muhtemelen silahlı kuvvetlerin kendisi de bunların bu kadar kapsamlı bir şekilde silahlı kuvvetlere sızmış olduğunu herhalde tespit edememişlerdi. Yani bir genelkurmay başkanının yaverinden ikinci başkanın yaverine, hava kuvvetleri komutanının işte yaverlerinden korumalarına, birçok unsurun birlikte hareket ettiği bir kalkışma yaşandı. Bir tür junta mı denilebilir buna, bir kalkışma mı denilebilir, silahlı kuvvetler unsurları kullanılarak bir kalkışma yaşandı. Şimdi bunun analizi ayrı bir şey. Çünkü mesela bu şeyin içinde olan komutanların büyük bir bölümü tu general düzeyindeler. Tek tük tüm general olanlar var. Çok az kor general ve bir iki or general var. Yani or generaller mesela FETÖ'cü müydü, yoksa bir fırsatçılıktan istifade bu işin içine mi girdiler veya yanlış mı anlaşıldılar, yakında çıkarlar mı bilmiyoruz. Şeylere. Çıkacak ifadelere bakıyoruz, yanıltıcı ve çelişkili oluyor fotoğrafa. Soruları evet. Yanıtlamıyor bazı soruları. Evet. Eldeki veriler henüz evet. Ama çıkacaktır ortaya. Evet, tabii ayrıntılar çıkacaktır. Hani kişiler. Bir de bugünkü Yüksek Askeri Şura herhalde bize fotoğrafı da verecektir. Evet, veriyor. Değil mi? O da veriyor. Evet. Yani şöyle bir şey. Aslında bu bir darbe girişiminden hemen iki gün önce yanılmıyorsam, Ankara'da görülen yine bu FETÖ davasının bir çatı iddianamesi yayınlandı. O iddianamede ortaya konulan analizler aslında çok aydınlatıcı konuyu anlamak açısından. Nasıl devlete sızdıkları, özellikle silahlı kuvvetlere sızdıkları, kumpas davalarını bu sızmanın bir aracı olarak kullandıkları, işte önde terfi etmesi beklenen komutanların bu kumpas davalarıyla içeriye alınıp önlerinin kesildiği, onların yerine arkadan gelenlerin terfi ettirildiği. Nitekim yani tu general, tu amiral düzeyinde diye söylemiştim az önce. Bunları yan yana koyduğunuzda generallikte 4 yıl bekleme süresi olduğuna göre bu kişiler demek ki 3. yılında olsa, 4. yılında olsa, ya 4 yıl önce, 3 yıl önce, 2 yıl önce terfi etmiş kişiler. Yani bu da şunu gösteriyor ki o kumpas davaları tesadüf değilmiş, stratejik bir amaca hizmet etmiş. Bugünler planlanmış. Bugünler planlanmış. Ha, bugünden çok daha ilerisi planlanmış da Allah'tan hükümetle kavgaları erken başlamış. Erken başladığı için polisten ve devletin diğer kurumlarından ciddi bir temizlik yapılmış. Ama o temizlik şimdi anlaşılıyor ki yapılması gerekenin belki onda biri cihetinde kalmış. Ondan sonra yaverler bile FETÖ'cü çıkınca hani. Yaverle, yani silahlı kuvvetler için söylemiyorum. Yani emniyet teşkilatında ve sivil bürokraside bir temizlik yapıldı 17-25 Aralık sonrasında. Ama o temizlik anlaşılan olması gerekenin onda biri belki düzeyinde kalmış. Silahlı kuvvetlerde hiçbir şey yapılmadı. Yani öylece kalmıştı. Hı hı. Ama anlaşılan o ki silahlı kuvvetlere bu temizliğin sıçrayacağı iyice anlaşılınca, İzmir'deki casuslukla ilgili kumpas davasının başlayıp İlk defa amirallerin gözaltına alınma kararı, yakalama kararı çıkartılması, ciddi bir yaş, bu seneki yaşta Yüksek Askeri Şura'da ciddi bir tasfiyenin olacağı ortaya çıkınca, bu adamlar ne yapmak istedilerse, yani darbe
girişimlerini hızla öne almışlar. Şunu ama atlamayalım herhalde, değil mi? 17-25 Aralık'tan sonra inlerine gireceğiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ama iki yaş toplantısı geçti ve o yaşta terfi oldular şu anki darbeciler. Evet, evet. Yani bunu hiç atlamayalım. İyi kamufle olmuşlar demek ki. Bir de şöyle bir şey var, yani bilemiyoruz tam. Elinizde olan personel bu. Diğerleri kumpas davalarıyla önünüzden götürülmüşler yani. Bir dünya hayat karartıldı orada tabii. Şimdi benim esas söyleyeceğim şey, bunun bir analizi yapılacaktır. Yani kaç tuğ general, kaç tüm general, bunlar hangi şeylerde, yüksek askeri şuralarda terfi ettiler, hangi şartlarda terfi ettiler. O terfilerde mesela hükümetin genelkurmaya, kara kuvvetlerine, ilgili kuvvet komutanlıklarına şeyleri oldu mu? Telkinleri oldu mu mesela? Bunları bilmiyoruz. Tayinlerde keza bazı telkinler oldu mu? Yani şu şurada görev yapsın, bu burada görev yapsın diye. Çünkü bakıyoruz birçoğu kritik yerlerde görev yapıyorlar. Gerçi güvenlik bürokrasisinin tamamı kritik yerdir aşağı yukarı. Ama gene de bunlar böyle ciddi bir yuvalanma imkanı bulmuşlar, fırsatı bulmuşlar. Ve mesela karargahları büyük ölçüde ele geçirebilecek pozisyonları elde etmişler. Şimdi bunun bir analizi mutlaka yapılacaktır, yapılmalıdır. Bir eksik bilgi ve üzeri örtülü konu kalmamalıdır. Bunların anlaşılmalıdır ki ondan sonra bu tip yapılanmalarla nasıl mücadele edilecektir? Önü nasıl kesilecek? Tabii kesilecektir. Bunlar ayrı bir konu. Ama bir başka konu daha var, o da şu. Bu darbe girişimiyle birlikte Türkiye'nin dış politikasında çok önemli kırılmaların olması muhtemeldir. Şimdi Türkiye'nin, siz de açılış konuşmasında söylediniz, özellikle kendi müttefikleriyle, bilhassa da Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerinde yaşadığı çok ciddi sorunlar vardı. Örneğin yani çok böyle somuta indirerek ve en anlaşılır cümlelerle ifade etmek gerekirse, Büyük Kürdistan kurulması projesi. Yani Orta Doğu, Büyük Orta Doğu projesi diye başlayan laflar kısa bir sürede Bağdat sokaklarında, caddelerindeki çatışmalarla boşa çıktı. Ama boşa çıkmayan bir şey oldu. Amerikalılar özellikle bir Kürdistan kurma projesinde somut adımlar attılar. Yine kabul etmek lazım ki bu hükümetin vaktiyle bu konulara yanlış bakış açısı da kullanıldı ve Türkiye'nin de bu politikalara desteği sağlandı. Örneğin Barzani'nin Irak'ın toprak bütünlüğünü bölmeye yönelik, ortadan kaldırmaya yönelik girişimlerine sanki çok büyük politika seçenekleri, çok ustaca girişimlermiş gibi Türkiye hükümetleri destek verdi. Bunlar yanlış şeylerdi. Irak devletinin toprak bütünlüğünün tam tamına korunması lazımdı. Irak'ın içinde Adana Kürdistan işte bölgesel yönetimi denilen o bölgenin ne kadar otonomi elde edeceği, bunu nasıl kullanacağı Irak'ın kendi iç işiydi. Ama hiçbir zaman bunun bir bugünkü olduğu gibi kukla devlet, oradan da bağımsız devlete doğru giden bir yapıda olmaması gerekirdi. İşte bunların hepsini yaşadık. Bakan gidemedi, merkezi hükümetle hiç irtibatı olmayan AKP, Barzani ile görüşmeye gidemedi. Aynen. Yani. Bunlar yanlıştı. Bunlar yanlıştı. Türkiye'deki çözüm süreci diye başlatılan süreç mantık olarak ya bunu bir denemek lazım, bir de böyle bakmak lazım diyerek doğru olsa bile, ki ben doğru olmadığı kanaatindeyim, ama bunu savunanlar böyle deseler bile, o zaman mutlaka PKK'nın mutlaka silah bırakması ve PKK'nın patlayıcı, bomba ve bütün ikmalini yapacak diğer şeyleri bölgeye yığmasına izin vermeden yapılmalıydı. Yani bir yandan PKK ile mücadele edilmeliydi, bir yandan bu tür nabız yoklamaları ve girişimler yapılmalıydı. Ama yapılmadı. Yapılmadı. 10 yıllık, minimum 10 yıllık bir ihmalin ardından. Ve üstelik bu ihmalin içinde şu da var, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sanki baştan yanlış kurulduğu, dolayısıyla yani bir milli devlete ihtiyaç olmadığı, ortada bir Türk milleti olmadığı, olmaması gerektiği, buranın bir ümmet olduğu, böyle gitmesi gerektiği gibi fikirlerle desteklenen yine yanlış bir yanlışların politika. Sonucunda Türkiye Büyük Kürdistan projesinin adeta kurucusu haline geldi. Kendisine zarar verecek bir şeyi
Türkiye kendisi yapmaktaydı. Ama bütün bunlar, yani yanlış hesap Şam'dan, Bağdat'tan döner, Halep'ten döner diye laflar vardır Anadolu'da. Hani yanlış hesap hem Halep'ten döndü, hem Bağdat'tan döndü, hem Şam'dan döndü. Sonuçta ne oldu? Türkiye geçen yıl PKK'nın bir kalkışma girişiminin ardından PKK'ya karşı ciddi bir askeri harekata başladı. Ve PKK'ya PKK'nın anladığı dille konuşmaya başladı. PKK muazzam kayıplar veriyor. Verdi, vermeye de devam edecek. Ve ayrıca PKK'nın bütün beklentileri boşa çıktı Güneydoğu'da. Onlar bekliyorlardı ki Güneydoğu'daki bütün halk bir sivil direnişle fiili özerklik ilan edecek. Yapılan çağrılara ama kulak asmadı, evet, halk. Halk tam seni tersine, de istemiyorum dedi. Tam tersine devletin yanına geldi. Ve şunu gördü halk. Ya siz bu PKK ile mücadele edecekseniz kardeşim ben devletimden yanayım. Ama öyle bir tavır sergilediniz ki sanki burayı bırakıp gidiyordunuz. Ve burada PKK devletleşecek. Ben de ne yapayım, yani çoluğum çocuğum ortada var. Kaldı. Bunlarla kötü olmayayım diye bunlara meylettim demiş oldu. Şimdi bunları niye anlattım? Şunun için. Türkiye'nin Amerika ile ve müttefikleriyle zaten ciddi sorunları vardı. En önemli sorunlar da bu Büyük Kürdistan projesiyle ilgili sorunlardı. Ki bir de PYD kolu var bunun. Tabii. Suriye'deki. Şimdi Irak'taki Kürt devleti projesi, Türkiye'deki büyük bir parçanın bu projeye katılması, önce özerklik falan denilerek Türkiye'den fiilen kopartılacak bu bölgenin, belli bir sürenin içinde birleştirilerek, kültürel bütünlük sağlanarak, siyasal içerik kazandırılarak hepsinin birleşmesini sağlamaya yönelik bir Amerikan projesiyle karşı karşıyayız. Şimdi mesela Suriye'ye girdiler. Bunun stratejik gerekçesi İran, Suriye ve Hizbullah bağlantısını kesmekti. Fakat bu bağlantı kesilmesine rağmen Amerikalılar yine Türkiye'nin hatalarından kaynaklanan bir PYD oluşumunu orada ayrıca bir devletleşmeye götürüyorlar. Şimdi buna Türkiye itiraz ediyor. Kendi hatalarından da kaynaklanan bu sonuca. Fakat Türkiye'nin kendi politikaları Suriye'nin toprak bütünlüğünü bölmeye hizmet ettiği için Türkiye'nin itirazları anlamlı sonuçlar vermiyor. Orada da bir büyük hata var. Orada da büyük bir hata var ama aynı zamanda Amerika ile yaşanan da ciddi bir sorun var. Kısacası Amerika ile Türkiye arasında ciddi bir sorunlar yumağı var. Bu sorunlar yumağının merkezinde de Amerika'nın Orta Doğu'da kurmak istediği Büyük Kürdistan var. Ve bu projenin dört devletin toprak bütünlüğünü bozacağı aşikar. Nedir? Hangileri bunlar? Irak, özellikle Türkiye, Irak, Suriye ve İran. İran dik ve kararlı durduğu için onun üzerine gidemiyorlar. PEJAK'la denediler ama sonuç alamadılar. Ama diğer üçünü denediler. Geçen yıldan bu yana da Türkiye kendi toprakları içinde PKK'ya karşı çok kararlı ve olması gereken şekilde mücadele vermeye başladı. Şimdi bundan sonrasına dönelim. Çünkü bundan sonrasına şey, dönünce evet. Şöyle bir şey, Türkiye şu güne kadar, yani daha doğrusu PKK ile mücadeleyi başlatana kadar sizin söylemlerinizden anladığım kadarıyla kendi ayağına sıkan bir politikayla ABD ne diyorsa onu yaptı. Şimdi bundan sonraysa hayır dem diye Amerika Birleşik Devletleri'ne hayır demeye başladıktan sonra da başına bunlar geldi. Şimdi isterseniz Amerika ne dediyse onu yaptı demeyelim de şöyle, Türkiye'deki hükümet üst düzeyinde bir zihniyet kargaşası vardı. İşte tekil millet yapısı doğru mudur? Devlet yapısı, anayasa yapısı. İşte biz bir ümmet miyiz, devlet mi, millet miyiz falan böyle bir dünya. Söyle, bu kelimeyi kullanmak istemiyorum ama. Bir hayalcilik diye ifade ediliyor ya, hani Osmanlıcılık bilmem ne. Efendim, dünya gerçeklerinden tamamıyla uzak, içeriği içi hiçbir şekilde doldurulamayacak bu politikalar Türkiye'nin kendi ürünü idi. Amerika'nın yaptıklarıyla da örtüşüyordu. Ama 2013'ten itibaren, özellikle 2014'ten itibaren Suriye'de de bir PKK yapılanması, oradan bir IŞİD çıkması, Irak devletinin toprak bütünlüğünü bozacağının aşikar hale gelmesi, Suriye'de Suriye'nin parçalanmaya doğru gitmekte olması, PYD'nin ortaya çıkması, güçlenerek ortaya çıkması ve Amerika'nın da PYD'yi bir kendi kara gücü olarak benimsemeye başlaması Türkiye'yi yavaş yavaş uyandırdı. Şimdi yani bu sorunlar zaten vardı. Şimdi bu darbe girişiminden sonra ise
Şimdi darbe girişiminin olduğu geceden itibaren Türkiye açıkça bunun FETÖ olduğunu, ki çok doğru bir teşhis, ve bunun arkasında da şu veya bu şekilde Amerikan'ın olduğunu söylüyor. Şimdi bunun ikisi de inkar edilemez durumda artık. Ha, Amerikalılar bunu tartışıyor, işte efendim biz somut belgeler istedik, kanıtlar istedik, yoksa bizim açımızdan FETÖ işte o kadar önemli değil falan, ama şimdi bir müttefikle bu şekilde konuşulmaz. Ya bir müttefikle bir defa nasıl konuşulmaz? Siz çok kanlı bir darbe girişimi, bir darbe teşebbüsü atlatmışsınız. Çok sayıda insan burada hayatını kaybetmiş, çok sayıda insan yaralanmış ve Türk ordusunun bel kemiğini kırmaya yönelik bir girişim yapılmış. Önce çünkü darbe aslında Türk ordusuna yapılıyor. Orduyu ele geçirebilse, komuta kontrolü ele geçirebilse oradan hükümete yönelecek bütün gücüyle. Dakikalar içinde diyelim. Ya önce genelkurmay, sonra meclis zaten hani. Tabii sırayla gidiyor becerebilse. Şimdi böyle bir şey, bütün bunlar ortadayken siz Amerika ve Avrupa olarak efendim işte biz insan haklarına ve gözaltına alınan insan haklarına riayet edilmesini, gözaltına alınanlara iyi muamele edilmesini isteriz. FETÖ ile ilgili de çok somut kanıtlar olması gerekir. Tıpkı PKK'ya yapılan gibi samimiyetsiz bir duruş oluyor o zaman. Aynen. Aynen, çok güzel ifade ettiniz. Şimdi bütün bunları yan yana getirdiğinizde de o zaman bu tektonik bir kırılmaya gidiyor ilişkilerde. Ne demek o tektonik kırılma? Kırılma yani Türkiye, hani kıtaların bir doğuya mı dönüyor? Rusya, Çin, İran. Efendim bunun doğusu batısı yok. Burada mesele şu. Bu bir milli güvenlik sorunu haline gelmiş durumda. Türkiye'nin müttefikleri müttefik gibi davranmıyor. Başta Amerika olmak üzere. Yani düşünün, PKK ile niye mücadele ediyorsunuz diye Türkiye'ye aba altından bin bir türlü sopa gösterdiler. Aman ne olur bu barış masasına, müzakere masasına yeni dönün diye bin bir türlü telkinde bulundular. Öyle anlaşılıyor ki bu darbe başarılı olsaydı işte PKK ile hemen yeniden müzakerelere başlanacaktı. Türkiye'nin içinden bir özerk Kürdistan bölgesi çıkartılacaktı. Amerika'nın bölgedeki kirli işleri, başta Suriye'de olmak üzere, o konularda da Türkiye bir tür taşeron vazifesi üstlenecekti. Şimdi bunları yan yana getirdiğimizde o zaman şu çıkıyor. Tektonik ne demek? Yani kıtaların birbirleriyle kırılarak sanki bir depremde ayrılması gibi. Şimdi Türkiye büyüklüğündeki bir daha yan yana gelemeyecek şekilde. Şimdi Amerikalıların ve Batılıların bu tavırları bu tektonik kırılmayı hızlandırmaktan başka bir şeye yaramıyor. Yani Türkiye'ye şunu demiyorlar, kardeşim haklısın, doğru. Muhtemelen biz de hatalar yaptık, bu adamları biz de yanlış anladık. Ama Amerika'nın derdi orada değil. Amerika'nın derdi mesela İncirli'yi bana kullandırmayacak mı acaba? Acaba ben PYD'ye yeniden şunu yapabilecek miyim, yapamayacak mıyım? Şunu verebilecek miyim, veremeyecek miyim? O kendi projesinin seyriyle ilgileniyor, Türkiye ile ilgilenmiyor. Aynen öyle. Ha, Türkiye ile şöyle ilgileniyor. Türkiye'yi ben bu projelerimde hala yanımda bulabilecek miyim, bulamayacak mıyım? Burada birisi can çekişiyor. Yani kendisine silah doğrultulmuş. Kırmızı pabucunun derdinde gibi bir durum mu yani? Onu bilmiyorum ne demek olduğunu. Öyle bir şeyin derdinde yani. Şimdi kendi... Yani buradaki can çekişiyor, mücadele ediyor. Öbürü de ya benim işte bu Orta Doğu projelerim ne olacak onun derdinde. Şimdi böyle bir ortam. Mesela ben bu girişimin olduğu gece Yunanistan'da tatildeydim çocuklarla. Orada mesela takip ederken dış basında ilk ve en kara etkili açıklamayı Kremlin yapmıştı. Diyordu ki 10.5 falan suları olabilir daha yeni başladığında. Türkiye'deki gelişmelerden şiddetle kaygı duyuyoruz. Ay, ve Türkiye hükümetinin yanındayız tabii. Şimdi bunu yan yana getirdiğinizde ne diyor? Yani kardeşim burada bir darbe yapılıyor. Bu bir işte emir komuta zinciri falan içinde değil. Ve bu Amerikancı bir girişim. Ve Türkiye'yi bölmeye yönelik diye düşünüyor. Çünkü Kremlin bunu yaparken Amerika saatlerce bekleyip gece 2 civarında yok, galiba. Yok, saatlerce beklemedi. Önce tarafları itidalli davranmaya çağırdı. Sonra gide gide başarısız olduğu ortaya çıktıkça işte yani demokrasi bilmem ne vesaire gibi beylik laflara döndüler. Ortadaydı ama, yani. Ama o beylik laflarda da gene şey yani aman işte gözaltına alınanlara, tutuklulara iyi muamele edilsin falan filan. Şimdi efendim
böyle zor bir günde siz Türkiye hükümetinin yanında olursanız, dostluğunuzu görmeniz gerekir, dostluğunuzu gösterirseniz ve hakikaten samimi bir şekilde bunu yaparsanız hiçbir karşılık göstermeden, onun arasında ya bu işte gözaltına alınanlara, tutuklara da iyi muamele etmek lazım dediğinizde bir itibar kazanır söyledikleriniz. Ama siz bu eleştirileri aslında Türkiye'nin yaptıklarını eleştirmek için söylemeye başladığınızda, sizin bu eleştirilerinizin ve sözlerinizin prensip olarak, içerik olarak doğru olsa bile hiçbir kıymet harbiyesi olmaz. Düşmanca mı algılanır? Öyle algılanıyor zaten. Kısa bir ara verelim, devam evet. edelim. Çünkü bu kırılma, tektonik kırılma dediniz, o kıtalar evet. ayrılması gibi, eğer Türkiye batıdan ayrılıp doğuya belki hani... Öyle olmayabilir. Bunun değişik yolları olabilir. Hani konuşalım. Değişik yolları olabilir. Bu böyle bir sürece doğru giderken Türkiye aynı zamanda NATO ülkesi. Bu da önemli bir unsur. Ama NATO ülkesi gibi davranmıyor Türkiye'ye galiba. Orada da bir problem pek var. Tabii, pek kısa bir aradan sonra sevgili izleyiciler devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Günaydın sevgili izleyiciler. Yeni bir gün başlıyor. Evet sevgili izleyiciler, önemli geleceğimizi görmek açısından önemli açıklamalar yapıyor bize Hasan Ünal. Bu arada ama Yüksek Askeri Şura toplantısı var bugün dedik. Çankaya Köşkü'nde ilk kez gerçekleşecek. Başbakanlık diye ifade ediliyor artık Çankaya Köşkü. Yüksek Askeri Şura üyeleri Anıtkabir'i ziyaret edecek önce. Anıtkabir'den görüntüler gelmeye, evet Aslanlı Yol'un görüntüsünü şu anda veriyor Doğan Haber Ajansı. Evet birazdan herhalde Yüksek Askeri Şura üyeleri Anıtkabir bir ziyaretini gerçekleştirecektir. Döneriz oraya. Biz nerede kaldık? Şimdi dünyada o tektonik kırılma, Türkiye'nin de tam ortasında durduğu ve zarar gördüğü. Senelerdir Türkiye zarar görüyor müttefik cephesinden, evet. müttefiklerinden. Batıya mı kayarız, doğuya mı kayarız ne olur bilemem ama hani bir de NATO unsuru. Türkiye NATO ülkesi ama NATO Türkiye'ye NATO ülkesi gibi davranmıyor. Böyle de bir sorun var. Evet. Şangay'da bir askeri güç oluşturma yapma çabası var. Şimdi bu kutuplar arasında Türkiye yolunu nasıl bulmalı, ne yapmalı ve Batı'yla nasıl bir ilişki kurmalı bu kadar hainlikten sonra? Hainlik değil mi bu? Düşmanca bir tavır. Kesinlikle dostane olmadığı açık. Ve bu dünden bugüne değil. Yani epeyce bir zamandır, özellikle Soğuk Savaş'ın bitmesinden bu yana, bu özel başta Amerikalılar olmak üzere Batılılar Türkiye ile ilişkilerini bu son zamanlarda moda olan tabirle yeniden formatlamaya başladılar. Bu formatlamanın içinden de Türkiye'nin bu kadar büyük bir gövdeyle bir milli devlet yapısında kalmasının doğru olmadığı, Atatürk Cumhuriyeti diye kurulan bu devletin bir parçalanması ve bunun içinden bir Kürdistan özerk bölgesinin çıkması, geri kalan bölgelerinin de daha federal bir yönetime kavuşturulması konusunda hemfikir idiler. Bunu tartışıyorlardı, konuşuyorlardı, zaten saklamıyorlardı da. Yani Türkiye'nin bölünmesi, federal pek tabii, bir yapıda olması. Pek tabii. Hatta buna da uygun bir hükümet buldukları kanaatindeydiler. Şimdi bütün bunlar sona erdi. Yani şimdiki duruma bakınca, şu anda bu darbe girişiminden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk görüşeceği kişi Putin. Bu isabetli bir görüşme. Niye? Çünkü hakikaten Rusya'nın konumu belli, tavrı belli. Baştan beri Amerikan'ın samimiyet Devletler arasında samimiyet çok önemli bir şey değildir. Ama burada samimiyet de var dediğiniz gibi. Yani devletler arasında önemli olan şey çıkardır. Öyle şu açıdan söyledim. Uçağın düşürülmesine rağmen. Pek tabii. Devlet gibi davrandılar. Devlet gibi davrandılar. Yani biz Suriye krizinde ne kadar hırçın davrandıksa, ne kadar devlete benzemez davranışlar içinde bulunduksa, Ruslar da bize o kadar devlet gibi davrandılar, iyi muamele ettiler. Şu süreçte, darbeden bütün sonra. Bütün Suriye krizinde. Yani düşünün, adamların sivil yolcu uçağını F-16'larla Ankara Havaalanı'na, Esenboğa'ya zorunlu inişe mecbur ettik. Dedik ki burada radar parçaları varmış, olabilir. Ya buna yasak yok ki. Suriye'ye uygulanan bir silah ambargosu yok. Yani Rusya'nın bir silah şirketi, devlet veya iki devlet şirketi Suriye'ye bir takım silahlar ya da parça, yedek parça satmış, satar. Bunu nasıl göndereceği bu şirketle Suriye arasındaki basit bir konudur. Askeri uçakla gönderebilir, gemiyle gönderebilir.
O anda kolay olsun diye bir yolcu uçağına yükleyebilir kargo halinde. Ama biz getirdik bunu, Esenboğa'ya indirdik ve Ruslar bütün bunlara rağmen dediler ki sizinle Suriye konusunda anlaşamıyoruz ama bunu bir torbaya koyduk, ağzında bağladık. Diğer bütün konulardaki işbirliğimizi sürdürmek istiyoruz. Hı. Ve sürdürdüler. Adamların uçağını düşürdük. Buna rağmen mesela tamam karşı tedbirler uyguladılar. O da normaldi. Ama kalkıp da çok aşırı şeyler yaparak veya çok aşırı taleplerde bulunarak Türk-Rus ilişkilerinin yeniden toparlanamaz hale gelmesine izin vermediler. Misilleme yapmak vesaire gibi her şey söylendi çünkü. Ve Türkiye'nin çok basit bir jestinden sonra da bir anda ilişkiler düzeliverdi. Sanki o şu anda o Rus uçağının düşürülmüş olması konusunu çoktan unutmuş durumdayız. Düşünün. Şimdi bu açılardan bakıldığında evet bir samimiyet. Niye? Çünkü Rusya'nın çıkarı da Türkiye ile iyi ilişkilerde yatıyor. Çünkü Rusya Orta Doğu'daki Suriye'nin, Irak'ın toprak bütünlüğünün bozulmasını istemiyor. Buralarda bu ülkelerin toprak bütünlüğü bozulduğu takdirde bunun içinden yeni çıkacak unsurların tamamen Amerikancı, İsrailci, militan unsurlar olacağını biliyor. İşin özü Türkiye'nin çıkarı da aynı. Türkiye'nin çıkarının da aynı olması gerekir. Ama bunu bir türlü göremedik son yıllarda. Yani Türkiye kendi ayağına kurşun sıkan... AKP kendi hayalleriyle gözünü perdelemişti. Evet. Şimdi özellikle Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlıktan uzaklaştırılmasından sonra yeni başbakan Binali Yıldırım'ın daha pratik, daha faydacı yaklaşımlara yöneldiğini görüyoruz. Darbe girişiminden önce de yaptığı açıklamalarla ve girişimlerle bu işin bir manada öncüsü oldu. Bunun devamı lazım. Türkiye'nin Suriye politikasının en kısa zamanda değiştirilmesi ve Esad oradan gitmezse biz bu işten vazgeçmeyiz tavrının bir tarafa bırakılması lazım. O, bakın o tavır Türkiye'ye nelere mal oldu. Ya. Evet. Şimdi onun için bundan vazgeçmek lazım. Türkiye'nin doğrularını okumak lazım. Türkiye'nin doğrusu nedir? Bu bölgedeki ülkelerin toprak bütünlüğünün bozulmamasıdır. Buna karşılık bu Türkiye'nin de dahil olduğu bu ülkelerin toprak bütünlüğünü bozmaya çalışan ülke Amerika. Şimdi bu darbe teşebbüsünden sonra Amerika Gülen'in, Fethullah Gülen'in iadesinde ayak sürürse, Avrupalılar ve Amerikalılar Türkiye'yi şiddetli bir eleştiri bombardımanına adeta tabi tutmaya devam ederse, yok gözaltına alınanlara iyi muamele edin, yok işte kapatılan gazeteleri niye kapatıyorsunuz, o televizyonları niye kapattınız filan. Yani ama ortada bir şey var. Yani ortada bir terör örgütü var artık. Yani inkar edilemez bir varlık, hani ete kemiğe bürünmüş bir terör örgütü var. Terör örgütünün televizyonu olur mu, gazetesi olur mu bilmem ne. Tabii ki basın üzerindeki tek seslilik oluşturma gayretlerine hepimiz, herkes itiraz ederiz. İtiraz etmeliyiz. Buna kimsenin söyleyecek bir şey yok. Hükümetin de bu konuda aklını başına toplaması lazım. Basın üzerindeki tek sesliliğin kimseye bir faydası yok. Ama siz şimdi terör örgütünün doğrudan uzantısı olarak kapatılan televizyondur, radyoydu, bilmem ne kanaldı, şuydu, buydu, bunlarla ilgili olarak hükümeti eleştiri bombardımanına tabi tutarsanız, o zaman niyetinizin kötü olduğu sonucu çıkartılır bu tarafa. Sağlıklı bir yaklaşım olmamış olur Türkiye'ye. Bir de unutmayalım Semra Hanım, uluslararası ilişkilerde, hatta hayatın birçok alanında algı gerçeğin kendisinden çok daha önemlidir. Hı hı. Yani şu anda Ankara'daki algı, Türkiye'deki algı bu işin arkasında doğrudan Amerika'nın olduğu yönde. Amerika'nın dolayısıyla aklını başına alıp çok ciddi gayretler sarf ederek bu algıyı ortadan kaldırmaya yönelik girişimlerde bulunması lazım. Planlarıyla, kendi çıkarlarıyla Türkiye'nin çıkarları arasındaki o örtüşmeyi, dost ve müttefik ilke söylemine yeniden bir dönüş aynen hamlesi gerekiyor. Ama bu beraberinde galiba Orta Doğu politikasını değiştirmeyi getiriyor. Beraberinde spesifik olarak PKK, Büyük Kürdistan vesaire bu konulardaki politikalarını tümüyle değiştirmesini gerektiriyor. Bunları yapar mı? Bence yapmaz. Dolayısıyla ben buradan şunu diyorum. Yani Türkiye bundan sonra NATO'da kalabilir. Ama NATO'da Amerika'nın uyumlu bir müttefiki olmayabilir. Bir de Türkiye büyüklüğündeki bir ülke eğer NATO'da Amerika'nın getirdiği projeleri veto etmeye başlarsa NATO kullanılamaz hale gelir. Mesela size bir örnek vereyim. Bugüne kadar NATO'nun genel sekreteri ya İngiliz olurdu ya Hollandalı olurdu. İşte yakın zamanlarda da Danimarkalı, şimdiki de Norveçli. Şimdi bir sonraki genel sekreter seçiminde Türkiye dese ki ya benden birisi olacak Türkiye'den ya da ben onay vermiyorum. Ne diyeceksiniz? Kapatın NATO'yu o zaman. Anlatabildim mi? Yani
Türkiye'yi NATO'dan atmak da öyle kolay bir iş. Bu bir kıtaların çarpışması ve kırılması anlamına gelir. Ya Türkiye'yi NATO'dan çıkardığınız zaman ne bu? Yani içi boş, hiçbir askeri gücü olmayan ülkelerin yan yana isim olarak alt alta sıralanmasının alfabetik olarak ve sayısal olarak bir değeri vardır ama askeri ve güvenlik askerlik ve güvenlik anlamında hiçbir değeri yoktur. Yani Türkiye'yi oradan çıkardınız da siz ki buna girişmek aynen dediğim gibi bu tektonik kırılmayı hızlandıracaktır. Ya çıkarı nerededir? Çıksın çıkmasın anlamında konuşmuyoruz zaten. Tabii tabii. Durumu seçenekleri analiz etmeye çalışıyoruz ve NATO sonuçta şunu tespit ediyoruz. NATO Türkiye'ye NATO üyesi gibi davranmıyor. Aynen. Seçenekleri konuşuyoruz burada. Yani şimdi hele hele bir de Amerikan hükümetinin tavrını bir tarafa bırakalım. Ama Amerikan hükümetinde, Amerikan dış politikasının belirlenmesinde etkili oldukları gözlenen düşünce kuruluşlarının ve uzmanların yorumlarına bakın. O gece televizyonları doldurdular. Bu darbe hayırlı olur. İnşallah Tayyip Erdoğan gitmiş olur. Olacak zaten filan diye yorumlar yaptılar. Ve şimdi büyük bir hayıflanma içindeler. Bu sefer de döndüler insan hakları, demokrasi, işte tutuklulara iyi muamele falan. Bunlara hiç kimsenin itirazı yok zaten. Türkiye'nin çıkarı dedik ya. Son bir şey söyleyeyim isterseniz o da şu. Amerika dış politikasında hata yapma şampiyonluğunu dünyada hiçbir ülkeye bırakmamıştır. Bugüne kadar. Burada Türkiye'de de aynı şeyi yaptılar. Yani Amerikan dış politikası hatalar silsilesinin tarihidir. Okuduğunuzda yan yana getirdiğinizde. Çünkü Amerika normal bir ülke değil. Lobilerden oluşan, düşünce kuruluşlarından oluşan, baskı gruplarından oluşan ve bunların bir milli çıkar oluşturma konusunda çok abuk subuk fikirlerle birbirleriyle mücadele etmelerinin sonucunda politika üreten bir ülke. Ve saplantıları var. Mesela Orta Doğu'da her şey İsrail'in istediği gibi olacak. Buna zaten bu saplantıyla hareket ettiğiniz zaman Orta Doğu'daki birçok devleti karşınıza alırsınız. Şimdi mesela Türkiye ile ilgili olarak bu kumpas davalarına Amerikalılar kendileri bunu yazdılar, anlattılar, konuştular. Başlandığında Ergenekon'da mesela Balyoz'da şöyle başlamışlardı. Efendim bu Türkiye'deki generaller, ordu mensupları Avrasyacı oldular. Kendi başlarına hareket ediyorlar. Bağımsız hareket ediyor. Bunu şöyle anlamak lazım. Yani kendi milli çıkarlarının peşinde gidiyorlar. Bizim Kürdistan projemize destek vermiyorlar. Giderek güçleniyorlar artan bir oranda. Dolayısıyla bunlara bir şey dememiz ayar lazım. Ayar verelim durumu yani. Evet, Avrasyacı. Şimdi Avrasyacı diye onları suçladılar. Kumpasçıları buldular. İşte Fethullahçıları üzerlerine sürdüler falan. Fakat bugün gelinen noktaya bakar mısınız? Bütün Türkiye Avrasyacı oldu o açıdan. Şimdi hükümetin kendisi Avrasyacı. Amerika'dan uzaklaşıyor. Dışişleri Bakanı ne dedi? En samimi ve sağlam desteği Rusya'dan aldık dedi. İran devleti destek veriyor. Değil mi? Irak Merkezi Hükümeti destek veriyor. Bunların hepsiyle Davutoğlu kavgalıydı. Biz Esad kaldı. Onunla da yakında barışırız. İnşallah yani inşallah. Bunların hepsiyle kavgalıydı. Ahmet Davutoğlu'nun muhteşem projesiydi. Bunların hepsiyle kavgalı olmak. Şimdi hükümet Avrasyacı oldu bu açıdan. Silahlı kuvvetler bu saatten sonra artık onulmaz bir derecede Avrasyacı olur ve kalır. Dahası bütün halk Avrasyacı oldu. Bugün Türkiye'de Amerikan karşıtlığı neredeyse %95'lere geldiyse 60. Hiç şaşırmam. Şimdi bir iki dakikamız kaldı. Hocam nasıl toparlayalım? Hani ne diyelim bundan sonraki sürece ilişkin? Bir kere Batı aklını başına alsın diyelim herhalde değil mi? Diyelim ama ben zannetmiyorum. Yani Amerika bütün dış politikasını değiştirecek, Kürdistan projesinden vazgeçecek, Suriye'nin toprak bütünlüğünü bozmaktan vazgeçecek, Irak'ın toprak bütünlüğünü bozmak istemeyecek falan çok zor bir şey. Ama şunu anlaması lazım. Zor oyunu bozar. Bakın Suriye'ye girdiler, yapamadılar. Yapamayınca zaten geriye adım atma girişimleri içerisindeler Amerikalılar. Şimdi burada da böyle. Yani mesela Türkiye'nin içerisinden bir Kürdistan çıkaramayacaklar. Bunu anlamaları lazım. Türkiye'nin belli geniş bir bölgesinde PKK'yı etkin bir devlet yapısı haline getiremeyecekler. Projelerini revize etmeleri gerekiyor. Bütünüyle. Yoksa hakikaten ciddi bir kırılmaya gidiyor. Bu ille de NATO'da kalmak kalmamak şeklinde ortaya çıkmayabilir. NATO'da kalır ama NATO'yu işlevsiz hale getirebilir. Son bir şey söyleyeyim. 1964'te Türkiye bir politika değerlendirmesi yaptığında şuna gelmişti. Ya biz bu NATO'da galiba NATO'ya girmeyi fazla abarttık. NATO'cu olduğumuz için de Orta Doğu'da herkesle ilişkilerimizi bozduk özetle. Biz bir an önce
bir politika değişikliğine gidelim. Orada NATO'dan çıkma da değerlendirilmişti ama sonuçta NATO'da kalmaya karar verildi. Ama ne yapıldı biliyor musunuz? NATO'da kalalım ama Sovyetlerle ilişkilerimizi olabildiğince geliştirelim. Dengeli. NATO'da kalalım ama Arap ülkeleriyle ilişkilerimizi geliştirelim. NATO'da kalalım ama Arap-İsrail meselesinde İsrail yanlısı görünmeyelim. İsrail'i eleştirelim ama İsrail'i eleştirirken onu da kendimize düşman yapmadan bunu başaralım idi. Ve 1965 ile 80 arasında Türkiye 3. Dünya ülkeleri arasında Sovyetler Birliği'nden en fazla ekonomik yardım ve destek almayı başaran ülkeydi biliyor musunuz? Evet. Yani dış demek politikada ki, denge siyasetiyle aynen. yürümez mi zaten? Dünyada barış, yurtta barış diyeceğiz. Bu Türkiye'nin şey mecburiyetiydi zaten. Soğuk Savaş'ın bitmesinden bu yana Türkiye'nin başına ne geldiyse bu Kürdistan merkezli projelerden geldi ve bunların hepsinin arkasında şu veya bu ölçüde Amerika ve Batı dünyası oldu. Evet. Durumu net bir şekilde fotoğrafı evet. koyduk ortaya. Bugüne kadar dış politika ekseni Atatürk ekseniydi. O eksene geri dönülmesi zaten problemi çözecek diye gösteriyor. İyi okuması lazım Türkiye'nin bundan sonrası. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ederim. Durumu ortaya açık seçik koyduk. Bu arada sıcak bir gelişme var. Bursa'dan 73 kişi gözaltına alındı deniliyor. Eski Bursa valisi Harput ve eski emniyet müdürü Kahya da bunların arasında. 73 kişi, aralarında iş adamları da var. 73 kişi gözaltına alınmış. Bir yandan da operasyon devam ediyor FETÖ'ye yönelik olarak sevgili izleyiciler. Yarın aynı saatte yine saat 8'de karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Günaydın sevgili izleyiciler. Yeni bir gün başlıyor.